Çünkü çok seviyorum. Çocuklar da seviyor, ne yapalım. Aracın iç kısmına geçiyorum. Biraz önce kanalımda diğer videosunu bulabilirsiniz. Motor ve kupa yükseltmeden bahsettim. Şimdi şoför kapısını açıyoruz. Burada 4 cam otomatik, merkezi kilit, cam kilidi var çocuklar için. Aracımız 98 2.5 V6 arkadaşlar. Anahtarı bulabilirsem. Anahtar bulana kadar kısaca tanıtayım. Aracımız otomatik. P modumuz var. R modumuz var. Burada N var fakat N kaybolmuş. D modumuz var. 2 modumuz var. Low modumuz var. Burada AT var. Power tuşumuz. Burada da arazi vitesimiz mevcut. El frenimiz. Double tape'imiz var. USB'li. Kamera falan vesaire video oynatıyor. Klimamız var. 98 model bir arazi aracında klimamız var arkadaşlar. Güzel bir artı. Bu benim tek arabam. Araziye de gidiyorum. İşte tatilime de bununla gidiyorum. Şimdi arka kısmını göstereyim. Burada camlarımız yine otomatik. Deri döşeme. Burası bagaj kısmımız. Bagajımızda LPG tankımız var. Aracımda amfi, müzik sistemi var, kutu basımız var. Bu gördüğünüz gibi bagaj yeterli değil. Yeterli olmayınca ne yapıyoruz? Bir adet port bagaj taktırıyoruz. Ben bu sene aracıma çeki demiri taktırdım. Daha önceki videolarımda izlediyseniz çeki demirlerini hep ben kendim yaparak takmıştım aracıma. 3 tane 1.6 2000 motor 5 kapı, 2000 motor 3 kapı Grand Vitara'larım oldu. Çeki demirini taktırmamdaki amaç, bu sene karavan aldım arkadaşlar. 1.5 ton kapasiteli bir karavan. Tabi ruhsata işlettirmemiz gerekiyor. Ruhsata işlettirmek zorunda kaldım. Niye? Çünkü şehir dışına çıkıyorsunuz vesaire. Bu sene 8-10 bin kilometre yol yaptım bu arabayla. 1.5 ton karavanla. Hiç bana mısın demedi. LPG'de kullandığım, ayrıca bunu da belirtmek isteyeyim. Yolcu sağ arka kapısı. Ön taraf. Port bagajında içerisini göstereyim. Biraz dağınık. Mangalımız. Çizmelerimiz. Oltamız. Oltanın altında görüyorsunuz. Kamp masamız. Burada çaydanlığımız görünüyor. Olta uçlarımız. Kamp sandalyelerimiz. Takım çantamız. Semaverim yok. Semaver de evde. Yani onun içinde yer var. Merak etmeyin. Anahtar da port bagajda takılıymış. Aldım bu arada. Şimdi biraz sonra daha detaylı bir video yapacağım. Vites modları hakkında yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videomu izleyebilirsiniz. Bilgi edinmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Saygılarımla.